Esselamu aleyküm sevgili arkadaşlar. Bir önceki dersimizde dinlemenin öneminden başlayarak YouTube'u dinleme anlamı becerisini geliştirme adına nasıl kullanabileceğimizden bahsetmiştik. Şimdiki dersimizde ise arkadaşlar tabi yanlış bastık. Şimdiki dersimizde ise arkadaşlar YouTube tavsiye ettiğimiz YouTube kanallarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Bunları sene içerisinde dinlemeyi, izlemeyi alışkanlık haline getirirseniz çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu konuda ilk tavsiye edeceğimiz kanal Şener Şahin hocamızın kanalı arkadaşlar. Şuradan linkini alabilirsem. Evet, Şener Şahin hocamızın kanalını açacak olursam hakikaten Arapça adına çok ilginç noktalar yakalıyor. Hakikaten Arapçayı sevdirmek istediğini çalışmalarından anlıyoruz. Teknolojiyi de çok güzel kullanıyor. Anlatımı çok içten. Anlattığı şeyleri insanı düşündürüyor. Daha önce hiç duymadığımız şeyleri anlatabiliyor. Mesela burada usturuplu, piliç, mızrak gibi kelimelerin Arapçadan Türkçe'ye nasıl geçtiğini anlatarak sizi şaşırttırıyor. Bir ayet, bir nükte ile sizi yüzünüzde tebessüm oluşturabiliyor. Tercüme teknikleri, hafıza teknikleri, yani hocamız senelerin verdiği uzun senelerin verdiği tecrübeyle bize bilgilerini çok güzel bir şekilde aktarmış. Ben de fırsat oldukça burayı izlemeye çalışıyorum. Bir diğer kanal ise bunlar genel Arapçaya dair bilgiler. Mehmet Ali Şimşek hocamızın kanalı. Gördüğünüz gibi resmi çıkmış. Hakikaten Merhaba arkadaşlar, hoş hocamız geldin. da Arapça ile ilgili ilginç tespitler yapıyor. Kanalında mesela bizi ilgilendiren nokta itibariyle başlıklar bulabilirsiniz. İşte burada bazı kitapların açıklaması olmuş. Baya bir dersi var. Harekeleme çalışması, kıssalar, öyküler, sarf, okuma metinleri vesaire. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Mehmet Ali Şimşek de bu alanın duayenlerinden diyebiliriz. Bir diğer hocamız ise Necla Yastıman arkadaşlar. Belki bayan, yani tarihte bayan Arap diye bilimci ismi hatırlamıyorum. Günümüzde de pek yok ama bu alanda Necla Yastıman bayan olarak bayanları güzel şekilde temsil ettiğini düşünüyorum. Daha önce kendi kitabı Adım Adım Kur'an Dili kitabını tavsiye etmiştim. O kitabı alanlar veyahut da almayanlar ne yapabilirler? Burada Necla Yastıman hocanın anlatımlarını Umulur ki takip onlar edebilirler. O zaman Dost TV'de yetefekkere düşündü. Düşündü. Yapmıştı. Yetefekkürü Onun düşünüyor. kayıtları Umulur ki var onlar arkadaşlar. tefekkür ederler, Kur'an Dili düşünürler. diye bir kanaldan Düşünce tembelliğimiz yüzünden diğer pek çok şeyde yayınlarını da kaybediyoruz. Evet. yayınlarında mutlaka Lealleküm, olur lealleküm kesiz. Bilirsiniz. türhamun. Evet, böyle bir anlatım. Bir diğer anlatım ise Arapça gramer anlatımı. Lügatünel cemile demişiz. Evet, buna bakalım bir de. Evet, bu Arapçayı Arapça anlatan bir kanal. Gördüğünüz gibi Arapça dil bilgisi kurallarına dair pek çok şey var. Zamirlerden tutun mef'ulü fihe kadar 20'şer 30 dakikalık anlatımlar oluyor. لنجيب عن هذه الأسئلة وعن أسئلة أخرى سنطرحها في سياق حلقتنا. Sekane ve ahavatühe anlatılmış. Hocalarımız gerçekten seçme değerli alanında uzman hocalar. Arapça anlatıldığına bakmayın. Örneklerle vesaire çok güzel konular izah ediyor. Biz de ilerleyen konularda konularla ilgili
noktaları buradan tavsiye edebileceğiz. Yine Mekkavi Hoca, Muhammed Mekkavi. Bu da Arapçayı çok daha farklı yönlerden düşünerek öğrencilere sunmaya çalışan, tabii Arapçayı Arapça anlatan bir hocamız. Bu sayfayı da dikkatle takip ediyorum. Gördüğünüz gibi çok hoş çalışmaları var. Yani daha çok dil bilgisinin inceliklerini, dil bilgisinde karıştırılan noktaları ele alan çalışmaları var. Mesela burada hatta'nın çeşitlerini anlatmış. Ve hatta tabii burada oynatma listesi olarak güzel bir düzenleme yapmamış hocamız ama buradan bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi güzel bir sunum, verdiği bilgiler, olaylar anlatılıyor. Sibeveyh'in eşinin boşaması mesela demiş. Yani Arapçayı sevdirmek, Arapçanın daha çok karıştırılan noktalarını kıyasla anlatarak güzel çalışmalar yapıyor. Üslubu da çok güzel. Yani anlatımı anlaşılır. ولكن سيبويه في هذا الوقت كان منشغلا بكتابة الكتاب. كتاب Evet, gördüğünüz gibi anlatımı da gayet tatlı, hoş, anlaşılır. Evet, bir diğer çalışma ise İbrahim Oruç hocamız adından söz ettiren kıymetli hocalarımızdan. Evet, İbrahim Oruç hocam da çalışmalarına devam ediyor mu? Etmiyor görünüyor ama eski çalışmaları itibariyle de YouTube kanalında ortaya güzel eserler koymuş bir hocamız. Gördüğünüz gibi birçok kitap, mesela Dil Eğitim Sesti El Arabiyetü Beyneyde'yi açıklamış. İzlenme 123 bin, kalıplar var, Kur'an-ı Kerim'le ilgili bağlantılar var vesaire. Arapça YDS çalışmaları da var. Bunları takip edebilirsiniz. İlgi duyduğunuz alanları ele alarak. Evet, bir diğer sayfa ise benim sayfam. Benim sayfamı da zaman zaman videolarımda gösteriyorum. Benim sayfamı, kanalımı diğer sayfalardan ayıran en önemli özellik oynatma listeleri arkadaşlar. Çoğu kanal sadece kendi yayınlarını tercih ederken ben kendi yayınlarımla birlikte başka yayınları da önemsiyorum. Yani burada harmanlama çalışması yapıyorum. Bunu da nasıl anlıyorsunuz? Eğer oynatma listesi başlığı X ile başlıyorsa demek ki o yayınlar dışarıdan alınmış. Ama başında X yoksa bana ait çalışmalar oluyor. İşte dünya haberlerine girdiğimde buradaki haberler bana ait değil. İzleyip de hoşuma gidip derlediğim, biriktirdiğim videolar oluyor. Ama kendi yaptığım çalışmalar, özellikle şu an Silsiletül Lisan'ın anlatımı ile ilgili çalışmalarım bana ait. Mesela burada geçen sene Silsiletül Lisan anlatımı yapmışız. Bunlar evet, gördüğünüz gibi benim anlattığım çalışmalar, derlediğim taaccüp ifade eder. Yayın. Mesela doğruluk ne güzel diyebilirsiniz. Bir faziletli derken listelerine girdiğiniz zaman bunu göreceksiniz. Tabi burada abone olduğum noktayı yerlerde taaccüp üslubunda da ifadeyi alınabilir. Dolayısıyla şu ana kadar 838 abonemiz olmuş. 1000 aboneye yaklaşmış durumdayız. Sizlere neyi tavsiye ediyorsak biz de o tavsiyeleri öncelikle kendimiz uygulamaya çalışıyoruz. Bu doğrultuda da bir hoca olarak Arapça kanalı işlettiğimi görüyorsunuz. Evet, genel Arapçadan çıkacak olursak hocam, yani çizgi filmler Arapça öğrenmede önemli. Çizgi filmleri de seviyorsanız çok sevdiğim bir kanal var. Evet, burada Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı bir kanalımız arkadaşlar. Burada dil bilgisi, sarf, nahiv, imla, inşa vesaire bir sürü konuyu çizgi filme dökmüşler. Bu anlamda
Çok güzel. Mesela takdim, tehir konusu çizgi film şeklinde. İşte İbn Sina'yı anlatmış. İşte Taha Hüseyin edebiyatçımızı anlatmış. Yani edebiyat var, belagat var, sarf var, nahiv var, her şey var. Görüntü kalitesi çok net. İçerikler çok güzel. 5 dakika kadar videolar. Bunların tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Bu kanal kaçmaz. Bu kanal kaçmaz arkadaşlar. Onun dışında diğer bir kanalımız Suriye kaynaklı. Evet, burada da ders videoları var genellikle. İşte kimya, fizik, Arapça, tarih, bilmem ne vesaire. Tabi buradan Arapça ile ilgili olanları tespit edip El-Lugatul Arabiye demiş mesela. Mesela makale yazımı demiş arkadaşlar. تتضمن الكلمة الافتتاحية التي تساعد على تحديد ondan bahsediyor. Dolayısıyla bu kanalı da didik didik ederek güzel sonuçlar elde edebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da tavsiye ediyoruz. Evet, İslami konulara dair bir, yani İslami konuların ele alındığı, izleme, dinleme yapabileceğiniz bir kanal. Evet, Zat TV. Videoların çoğunu da izledim. 2-3 dakikalık anlatımlar şeklinde olduğu için insanı da sıkmıyor. Dolayısıyla buradaki videolarda kaçmaz arkadaşlar. Konular çok güzel. Mesela nasıl abdest alırım demiş. Bunu هل يدتوه كيف حالكم هل يدري احدكم ما معنى كلمه الوضوء هذا الفعل يسمى بالمضمضه Evet, gördüğünüz gibi abdesti anlatan bir kanalımız, yani abdest ve abdest gibi dini konuları içeren videoları anlatıyor. Burada hem Arapça öğrenirsiniz hem de ilahiyat okuyanlarınız bu anlamda kendilerini geliştirirler. Bir diğer neredeyse tüm videolarını takip ettiğim, izlediğim kanal 4K kalitesinde ve farklı dillerde, içinde Türkçe de var. Yani izlediğiniz videoyu Türkçe olarak da izleyebileceğiniz 4K kanalı. Burada bildik dünya klasikleriyle beraber birçok videoyu 4K kalitesinde İngilizce. Aynı videoyu Türkçe kanalından Türkçe dublajlı olarak da izleyebiliyorsunuz. Şu ana kadar belki yüzlerce video bu kanala yüklendi. Evet, bunları da izlemenizi tavsiye ederiz. Bir diğeri ise Suud ve Sara, yine İslami çizgi filmler üzerine giden bir kanalımız. Evet, burada Suud ve Sara'nın özellikle ayetleri alan, ayetleri yorumlayan Allahu Ekber Allah. Hocalarhi ve berekatuhu. Esselamu aleykum. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Takabbalallahu ya bunayya. Minna ve minkum salihal amal ya abi. Ju ila riayetin ve musaade. Barakallahu biki ya Sara. Evet, gördüğünüz gibi ses anlaşılır. Video izlemeye değer görünüyor. Alt yazılı seçenek arıyorum diyorsanız, burada Salahaddin çizgi filminin bölümleriyle beraber hepsini alt yazılı bir şekilde diyebiliyorsunuz. Hadihi evamirus sultan. Bu sultan. Evet, gördüğünüz gibi 25 bölümden oluşuyor. Muharrib kanalı yapmış. Abone olmayı unutmuşuz. Hemen abone olalım. Belki Muharrib'in kanalında daha güzel yayınlarla karşılaşabiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi farklı yayınlar da görülüyor. Evet, diğer bir kanalımız hayattan gerçek kesitlerin sunulduğu
kanalımız. Bu tarz yayınlar da izlemeye değer, dikkat çekici. Evet, burada hayattaki her şey olabilir. Mesela la te'udi, dönme demiş. Böyle ilginç başlıklarımız. Uzun süreler komadaydı. Su faturanızı biz ödüyoruz. Şimdi akıllı sürahi Brita alanların su faturasına 50 TL. والحال بالضبط حيث كانت أمي امرأة مزاجية تصيح كثيرا ولم يكن أي شيء نفعله أنا أو والدي يروق له. Evet, gördüğünüz gibi fasih anlatımlı bir kanal. Burada birçok dikkate değer yaşanmış olayları yorumlamışlar. İzlemenizi tavsiye ederiz. Evet, sesli kitap olayı son zamanlarda yaygınlaşan bir şey. Aynı şekilde Arapçada da kitapları sesli bir şekilde dinleyebilirsiniz. İbn Battuta'nın mesela meşhur seyyah İbn Battuta'nın Rehaletü Şark adlı وتزوجها وواصل الركب طريقه الى طرابلس بليبيا ونشب شجار بينه وبين صهره فطلق زوجته وتزوج من ابنة لأحد طلبة العلم في فاس وأقام للركب كله وليمة روس. عنوان عروس البحر. Evet, diğer bir kanalımız. Onu açıyoruz. Mevlana Kurtisi. Evet, Mevlana'nın da güzel ilahileri var arkadaşlar. Arapça ilahileri. Bunları dinlemenizi tavsiye ederiz. Çünkü çoğu fasih olduğu için bir kelime bile öğrenseniz faydadır arkadaşlar. Onun dışında Mesut Kurtis. Bu da çok meşhur ilahi söyleyen kişilerden arkadaşlar. Fasih söylüyor. Türkçe söylediği ilahiler de karşımıza geliyor. Bunları dinlemenizi, kaydetmenizi tavsiye ediyorum. Onun dışında Güncel Metin Tercümeleri adında bir kanalımız var. Evet, gördüğünüz gibi Arapça Modern Güncel Metin Tercümeleri demiş. İbrahim Oruç. Hu zamiri sadece metin tane hemze el takısının hemzesi çıkmamış. Onu aldırmayalım buraya. İnceleme bir hubbihim sevmeleri ile bilirsiniz. Evet, bir diğeri ise çocuk şarkıları olarak karşımıza geliyor. Evet, çocuk şarkıları da izlenebilir, dinlenebilir. Güzel noktalar yakalayabilirsiniz. Mesela Fevakih demiş. Meyvelerle ilgili. Evet, gördüğünüz gibi kulağınızın pası bu tarz videolarla silebilirsiniz. Son olarak da tabii biz Arapçayı Kur'an-ı Kerim'le ilişkilendiremezsek, Kur'an-ı Kerim'imizden feyzimizi arttıramazsak, Kur'an-ı Kerim'den ilmimizi ziyadeleştiremezsek burada kayıp yaşarız. Bu yüzden mümkün olduğu kadar sevdiğiniz Kur'an okuyucularından ses dinlemenizi tavsiye ederim. Kur'an Abdülsamet de bu anlamda usta seslerden. Dolayısıyla mesela Bismillahirrahmanirrahim. Ve'd-duha ve'l-leyli. Ve la sevfe
Evet, işte Arapçanın, Kur'an'ın güzel yönü. Sesi güzel, yazısı güzel, anlamı güzel, hayata kattıkları güzel. Dolayısıyla bu tarz imkanlar da varsa nimettir. Nimetin değerlendirilmesi gerekiyor. Diğer türlü durumda nankörlük olur. Bu yüzden bu tür sizlere tavsiye ettiğimiz çalışmaları, kanalları, hizmetleri dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Üçüncü dersimizde ise bireysel aktif dinleme geliştirme yöntemleri üzerinde duracağız. Şimdilik Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm.